اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, Muhammed suresine gelmiş bulunuyoruz. Bu surenin ismi peygamberimin ismiyle anılıyor. Bir ismi de Kıtal suresi, savaş suresi diye deniyor. İçinde çok önemli sosyal kanunlar var bu surenin. Şimdi ilk sıralarda bu kıtal meselelerini ele alacak, savaş meselelerini. Yalnız Müslüman olmayanların, kafirlerin Allah'ın yolunu engelleme konusunda müminlerin durumunu ele alacak. Sonra savaşa geçecek. Sonra başka konulara girecek tekrar. Şimdi birinci ayetten başlıyoruz. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenler, inkar edenler وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunu engelleyenler اَلَلَّ اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerini boşa çıkardı. Bu bir kanun şimdi. Burada bir kanun işliyor Allah-u Teala. İnancın amelle ilişkisini vurguluyor Yüce Allah. İyi dinliyorsunuz beni şimdi. Ayeti tahlil ediyoruz. Kanunlar çıkartıyoruz ayetten. Allah-u Teala amellerin değerlendirilebilmesi için insanın iman etmesi lazım diyor Allah-u Teala. İman etmeyenin amelini değerlendirmiyorum. Mana bu. Demek ki amelin Allah katında bir değer kazanabilmesi için o insanın iman etmiş olması lazım. Yani bu şu demektir. Öyle insanlar vardır ki inançsızdır ama mükemmel ameller yaparlar. İnsanlığa faydası dokunur bu adamların. Ama bu insanın imanı yoksa, tek Allah'a inanmamışsa, o insanın amelini Allah değerlendirmiyor. Şöyle diyelim, Edison'u düşünelim, elektriği buldu. Bütün dünyaya hizmet vermiş bu adam. Allah'ın elektrik kanunu, elektriği yaratan Allah. Ama o kanunu keşfetti, bütün dünya aydınlanıyor. Eğer bu adam iman etmişse, tek Allah'a inanmışsa bu adam cennetliktir. Ama inanmamışsa bu adamın yaptığı amelin hiçbir değeri yoktur. Bu ayeti kerimenin birinci anlamı bu. Birinci çıkartacağımız kanun bu. İkinci kanun اَدَّلَّ اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerini boşa çıkardığından kasıt kafirler Allah'ın yolunu engellerken yaptıkları bu entrikayı boşa çıkardı manasına gelir. Onların yaptığı entrikaları sıfıra çıkardı demektir. Bu manada vardır buna. Ha demek ki şu. Eğer Müslümanlar doğru yoldan giderlerse onlara karşı kafirlerin uyduracakları entrikaları Allah boşa çıkarıyor. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki eğer Müslümana kafir zarar veriyorsa bilsin ki kendi imanında bir zaaf var. Yoksa Allah o entrikayı o Müslümana yaptırmaz. Edalle amalim. Çünkü burada ferman verdi Allah. Bu iki mananın hangisi doğrudur derseniz bana %70 ikinci dediğimdir. %30 birincisidir. Burada böyle. Böyle çok ayetler var da burada böyledir. Yani yapılan entrikayı boşa çıkarma manası vardır. Ve buradan şunu anlıyoruz. İmansız ameller kalıcı değildir. Tamam, imansız ameller kalıcı değildir. İşte bu ayeti kerimenin, yani bu surenin birinci ayeti kerimesi buydu. Buradan çıkartacağımız diğer bir kanun, bir ilke veya prensip ne derseniz deyin, o da şu: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnkar edemin adamın işi
daima Allah'a giden yolu engellemektir. O adamın işi bu. Yani nerede Allah'a giden bir yol varsa, insanlar iyiye doğru nerede gidiyorsa, bu adam orada mutlaka şerdir yani. Orayı engeller yani. Böyle adamlar var. Kendilerini de Müslüman zannederler. Bu konuda inanmayan insanlar birleşiyorlar. Yani bir Müslüman kalkar da iyi bir şeye mani oluyorsa, engelliyorsa, bu adam kafirle birleşiyor ha. İmanı var ama kafirle ittifak ediyor öte tarafta. Şeytanla ittifak ediyor. Böyle insanları da görürsünüz. Bu hep eğitimsizliktir. Bu ayet-i kerimenin anlatılması lazım. Bütün okullarımıza anlatılması lazım. Gençliğimizin yaptığı ameller boşa mı gidiyor, yoksa değerlendiriliyor mu? Bunların anlatılması gerekir. Ha, bu şey dediğim şeyleri söylenmesi lazım. Şimdi bu sefer geçti Müslümanlar Allah-u Teala. Kafirleri söyledi. Geçti Müslümanlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip de iyi amel işleyenler ve amenu ve iman edenler tekrar bima unzile ala Muhammedin Hazreti Muhammed'e indirilene iman edenler. Bak şimdi bir iman yaptı, ameli salih işledi, tekrar bir iman yaptı. İki iman bir ameli salih var burada şimdi bu ayette. İki imanın arasında Allah ameli koymuş. Birinci iman normal olarak Allah'a iman etmek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek. Tamam bu iman tamam diyorlar. Tamam. Tamam ama bu imanda da bir eksiklik var. Amel-i salih yaptın tamam. Ama ve amenu bima unzile ala Muhammedin ve huvel hakku min rabbihim. Hazreti Muhammed'e indirilen kitabın hak olduğuna da iman etmek gerekir diyor. Demek ki Kur'an'a iman ayrı bir iman ya. Anlaşıldı mı şimdi? Yani Kur'an o kadar önemli ki Allah-u Teala ayrıca bir iman edeceksin ona diyor ya. Bana iman ettin tamam anladık diyor Allah-u Teala. Tamam o kabul. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin. Ha bir daha de bakayım Kur'an'a da inanıyor musun inanmıyor musun bakayım. Bu Kur'an'ın büyüklüğünü görüyor musunuz? Özel iman gerekiyor buna. Özel. Öyle özel bak orada ayet-i kerime öyle söylüyor bak. Ve bizim gibi Kur'an'a bizim gibi böyle lakaydı bir iman değil ha bu. Nasıl bir iman? Onun hak olduğuna inanacaksın. Bizim şimdi bu kitabın hak olduğuna inanmıyoruz ki biz şimdi. Hakikati başka yerde arıyoruz. Felsefelerde arıyoruz. Öyle değil mi? Bilmem kimde arıyoruz nokta nokta. Orayı siz doldurun, ben orayı dolduramam. Siz dolduruyorsunuz. O nokta nokta dediğim yeri siz doldurun. Madem ki bunun hakikat olduğuna inanıyorsun, gerçek olduğuna inanıyorsun, göster bakalım hadi. Göster bakalım Kur'an-ı Kerim'e inandığını. Demek ki birinci imanı yapıyoruz kolay. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kolay. Oho bedava. O söyle. Ama ya bakayım de bakayım Kur'an-ı Kerim'i tatbik et bakayım. Buraya gel bakayım şimdi. Oraya gel bakayım. Orada yok. Orada yokuz. Şimdi işte İslam aleminin eksikliği burada. Bak şimdi. Sosyoloji bakımından izah ediyorum size. Nedir bu insanlığın problemi Müslümanları? Bir sürü sosyolog çıkar da konuşuruz şimdi. Fikir beyan ederiz. Allah-u Teala bunu veriyor kardeşim. Birinci imanı yapmışız. İkinci iman da yokuz. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'e yanaştırmıyorlar bizi. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz, zordur filan. Bu akşam dinlediniz değil mi beni? Ha? Gördünüz nasıl bağırdım? Televizyonda bağırdım. Kur'an-ı Kerim'i anlaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz şimdi. Ya Kur'an'a yaklaştırmıyorlar bizi şimdi. Kur'an'la ilişki kurmamızı mani oluyorlar yani. Efendim, bu ne oldu bu ikinci iman şimdi? İkinci iman yok. Demek ki değerli kardeşlerim, bence benim bu küçük beynimle, tabii Kur'an-ı Kerim söz konusu oldu ama benim beynim çok küçülüyor yani. Oluyor toz kadar. Bu küçük beynimle benim anladığım şu, İslam aleminin bu sosyolojik bakımından çöküşü, dünya siyasetinde, dünya siyasi konjüktüründe bu kadar geri kalmasının ana sebebi bu ikinci imandaki zaaftır. Evet. Şimdi demek ki
Allah-u Teala burada Müslümanları anlatırken iki imanın arasına ameli salih'i koymuş. Başta bir iman, Allah'a, peygamberine iman. Ondan sonra geldi ameli salih. Ondan sonra geldi Kur'an'ın hak olduğuna, Allah'tan geldiğine iman etme esası, prensibi geldi. İki iman. İşte onun için burada Muhammed kelimesi geçtiyse sallallahu aleyhi ve sellem, bu süreye onun için Muhammed suresi denmiştir. Bu kelimeden ismini almıştır. Anlaşıldı mı? Şimdi dikkat edin. Hazreti Muhammed'e indirilen lafzını şimdi deşifre edelim. İyi dinliyorsunuz beni bak. İnce teferruat. Sanki fakültede ders verir gibi ders veriyorum. Çünkü sizin aranızda öyle talebeler var ki müthiş. Hiç fark etmez. Hemen hemen Tatarhan Camii'nin %100'ü üniversite seviyesine gelmiş. Efendim? Nedir o? Bima unzile ala Muhammedin diyor. Bak şimdi. Hazreti Muhammed'e indirilenin hak olduğuna iman etmek. Hazreti Muhammed'in indirdiği değil ha. Hazreti Muhammed'in yazdığı kitap değil ha. Allah'ın indirdiğine. Ha işte bak işte burası. Burası çok önemli bir nokta. Biz şimdi farzları terk ediyoruz da sünnetlere sarılıyoruz. Ha Müslüman ne yapacağını bilmeyiş. Ha anlıyor musunuz şimdi siz yani? Ne edeceğiz bilmem yani. Bunu nasıl mani olacağız bu işe bilmem. Böyle gidiyoruz yani kör balta. Peki Allah-u Teala diyor böyle iki iman yapıp arasında ameli salihi yapan adam. Hı? Ben ne yapacağım ona peki? Bana düşen görev nedir diyor Allah-u Teala? Benim de bir görevim var. Keffere anhum seyyiatihim. Onların bütün günahlarını örtüyorum diyor Allah-u Teala. Görmemezlikten geliyorum. Şirk hariç. Onların işledikleri günahları görmezden geliyor. Yalnız arkadaşlar bu günahın içerisine lütfen kul hakkı ile anne baba hakkı koymayın. Anne baba hakkı da kul hakkıdır ya. Bu günahların içerisine bunu koymayın. Annenizin babanızın kıymetini, değerini bilin. Onların duasını alın. Hı? 15. gece dinlediniz beni değil mi? Nasıl anlattım onu? Ha. O onlar hariç o kul hakkı işte anne baba hakkı dediğim onlar hariç diyor Allah-u Teala, ben onun günahlarını silerim diyor. Birinci görevim bu benim diyor Allah-u Teala. Ben yaparım bu işi. Bu yetmez. Ve aslaha bâlehum. O benim kulumun problemlerini çözerim, ıslah ederim. Bâlehum işlerini, durumunu. Bâl kelimesi Arapça durum demek, iş demek. Hal, vaziyet demek. O benim kulumun vaziyetini düzeltirim. Ailede problemi var, düzeltirim onu. Devletin problemi var, düzeltirim onu. Komşusuyla mı problem var? Düzeltirim onu diyor Allah'ım. O benim iş. Bak şimdi. Yani o benim kullanımın eğitim problemi var. Çözerim onu diyor Allah'ım. Çocuğundan problem var. Çözerim onu. Komşusundan çözerim. Devletler arası bakımından komşusundan çözerim. Ben çözerim bu işi. Böyle bir öyle ferman veriyor. Ne bileyim bir daha verecek aşağıda bir tane daha var. Böyle bir gün bir şey daha aşağı gelmesi lazım. Öyle hatırlıyorum şimdi bakalım gelecek mi gelmez. Ha bak bak burada. Ve yuslihu bâle. Geliyor bak aşağıda hemen. 5. ayetin sonu. Orada da tekrarlıyor bunu. Demek ki değerli kardeşlerim kul iman ettikçe kul kendine düşeni yapınca Allah'a karşı. Bak iyi dinleyin. Kul kendine düşeni kendi iradesiyle düşeni yapınca ki bu iman ameli salih'tir. Allah da diyor ki ben bu sefer icabet ederim kuluma. Ne yaparım? Günahlarını örterim ve durumunu da düzeltirim. Ve aslaha, ıslah ederim. Bâlehum onların durumunu. Demek ki değerli kardeşlerim, işte biz buna ilahi lütuf diyoruz. İlahi ihsan diyoruz. İhsan. Yani yeryüzünde kul iyi davranınca, iyi fikir üretince, iyi amel üretince sanki yukarıdan Allah'ın lütfunu mıknatıs gibi çekiyor kardeş. Böyle. Böyle. Öyle düşün yani. Yani mıknatıs çubuğunu toplu iğneye yaklaştırdı. Ne yapar? Yakına geldiği zaman da o mıknatıs alanına girince, etkileşim alanına girince top hemen toplu iğneyi çeker. Allah da ben böyle yaparım diyor. Benim kulum bana böyle yapınca ben de onu mıknatıs gibi işlerini hallederim, çekerim onu diyor. Kendime yapıştırırım onu ben diyor.
Kul da Allah'a yaklaşınca işleri düzeliyor yani. Dolayısıyla bu ikinci ayeti kerimede çok ilginç noktalar var. Burada üzerine durmamız gereken bir konu daha var. Amelü salih. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar çok önemli bir kavram bu. Önemli bir kelime diyelim. Tabir. Bir amel var, bir de salih var. İyi bakın. Bir amel var, bir de salih olanı var. Demek ki kötü olan amel de var. Amelü seyyâ da var yani. Kötü amel de var, fakat iyi amel de var. Şimdi bu amelü salih kelimesini nasıl dolduracağız? Yani bu bir kavram bu şimdi. Bu bir tepsi. Bu tepsiye baklava yapacağız. Bunu neyle dolduracağız? Bir şeyle dolacak da. Manayı dolduracağız. Ha bunu bazen çok dar manada yorumlamışlar. Demişler ki işte namaz kılmaz, oruç tutmak filan filan. Böyle anlamışlar onu. Bu çok dar bir manasıdır. Amelü salih dediğiniz zaman da bir Müslümanın bütün davranışları demektir. Namazın, orucun, zekatın, haccın dışında selam vermesi, oturup kalkması, hanımına olan muamelesi, kocasına olan muamelesi, çocuğunu yetiştirmesi, devletine olan muamelesi, komşusuna olan muamelesi, hepsi bunun içindedir. Amel-i salih dediğin zaman da bütün davranışlar içine alıyor. Ha şimdi doldurduk onu bak. Şimdi baklava tepsiyi yaptık. Yoksa öyle namaz kılmak amel-i salihin idir binde bir cüzü. Bir parçası. Küçük bir parçası. Demek ki Müslümanın arkadaşına karşı konuşması, komşuna olan muamelesi, hanımına karşı olan muamelesi, hanımının ondan razı olması dünyada en büyük ameli salihtir. Zaten onsuz gidemezsin cennete ki. Hanımın senden razı değilse, sen hanımına razı değilse nasıl gideceksin cennete? Anladınız mı şimdi? Ona göre hanımlarınıza dikkat edin. Ona göre hanımlar da kız çocuklarını terbiye etsinler. Kocası kendisine razı olmaya da gidemez. Aa bu böyle. Dolayısıyla terbiye bu sistem verilecek. Kız çocuğu evden dışarı çıkarılırken, evlendirilirken bu söylenmesi lazım ona. Ben söyledim oğluma. Evet. Allah'ın lütfunu istiyorsanız birbirini sevecen davranacaksınız. Birbirini kırmayacaksınız. Birbirinin hakkını çiğnemeyeceksiniz dedim. Ben söyledim bunu. Buraya söyleme hakkım var şimdi. Bunu öğreteceksiniz çocuğunuza. Ha işte bu. Bunlar amel-i salihtir arkadaşlar. Öyle sadece bir öyle camiye gelip namaz kılmak amel-i salihin bir binde bir cüzüdür. Şimdi amel-i salihin ne olduğunu anladık. Peki salih nedir yani? Ne demek salih? Salih iyi demek. Güzel demek. Ha esas salih şu. İnsanlara faydası dokunan ne varsa salihtir. Anlaşıldı mı? Ölçüsü budur. Bunun ölçüsünü veremezsin. Allah'ın kabullendiği ve fakat insanlara faydası dokunan her şey ameli salihin içine girer. Anlaşıldı mı bu manayı şimdi? Evet. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ameli salih üreten adam, mükemmeli, güzeli, doğruyu, hakikati üreten veya o hakikate yardım eden adama Allah-u Teala diyor ben de günahlarını örterim, kötü günahlarını örterim. Ve ben de onun işini düzeltirim. Çünkü o zaten insanların işini düzeltiyor benim kulum. O zaten iyiyi üretiyor. O zaten güzeli üretiyor. O zaten doğrunun peşinde. E ben de onun işini düzelteceğim diyor Allah-u Teala. İşte ben ferman verdim diyor. İşte bu ayeti kerimi bu kadarla deşifre edebildik. Şöyle bir 10 dakikadır bunun üzerindeyiz. Devam ediyor Allah-u Teala. Döndü yine kafirlere şimdi. Baştan kafirlerden başladı. Müslümanlara geçti. Döndü gene kafirlere. Üçüncü ayet. Zalike. İşte bu. Bu. Budur. Nedir? Bi ennellezine keferu. Mutlaka kafirler. İttebeul batile. Batıla tabi olurlar. Kafirin işi, inkarcının işi hep sahte şeyin peşine koşmak. Sahtenin peşine koşmak. İşi hep mafya. Mafya, kara para. Batıl demek bu demek yani. Sahte. Sahte iş.
sahte işin peşine koşar. Ama Müslümanlar ve ennellezine amenu, iman edenler ise diyor Allahu Teala, ittebaul hakka min rabbihim, Rablerinden gelen hakikate tabi olurlar. İşte Müslümanla kafirin farkını ortaya koydu Allah. Anlaşıldı mı şimdi? Kendimizi buna göre ayarlayacağız. Buna göre ayarlayacağız bu ayete göre. Ayeti bitireyim de sonra döneriz tekrar onu açarız onu. Kedalike, işte bunun gibi, yadribullahu, Allah misal verir, linnâsi, insanlara, emsâlehum, misallerini verir. Allah-u Teala bu şekilde anlatıyor size diyor Allah-u Teala. Ben bu şekilde misal veriyorum, dersimi böyle anlatıyorum size diyor Allah-u Teala. Böyle anlamaya çalışacaksın onu. Kafir batıla tabi olur, Müslümansa Rabbinden gelen hakka tabi olur. İşte size Müslümanla kafiri aynaya koydu. Bu bir nevi bizim aynamızdır bu ayet. Önümüze koyacağız, kendimizi göreceğiz. Hangisindeniz biz? Öyle mi? Gayet rahat. Formülü vermiş çünkü Allah-u Teala. Formül ortada. Problemin çözülmemesi mümkün değil. Ha sen problemi anlamıyorsun. Anlamıyorsa matematik problemin çözemezsin. Allah eline formülü verdi. E formül olduktan sonra o formül, o problemin içine geçen rakamları koysan üst üste alt ata bitti işte. Daha çözdün problemi yani. Onu çözemiyorsun. O olmadı şimdi. Demek ki susalım lütfen hanımlar. Biraz konuşmasanız ne olur. Biraz sabır. Sabır zor bir iştir yani. Şimdi burada esas konuşmamız gereken bir konu var. Birincisi batıl. Nedir batıl? İkincisi niçin Allah şu cümleyi kullanmış burada? Müslüman için. Hakka tabi olur ama min Rabbihim. Rablerinden gelen hakka tabi olurlar. Beşerden gelene değil. Beşerin fikrine değil, Allah'tan gelen fikre tabi olur. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı şimdi İslam aleminin şirkini? Nelere tabi olduğumuzu? İnsanların peşinden koştuğumuzu? Oysa ki Allah burada bak ne diyor? Ramazan bunu iyi anlıyor. Ramazan Arapça biliyor ya. O şimdi zevkini alıyor. O 4 kişi oluyor ama. 5 kişi oluyor çünkü Arapça da bildiği için. Bak ne diyor? Ve ennellezine amenu, iman edenler ise kesinlikle ittebaul hakka, hakka tabi olunlar. Ya Rabbi hangi hakka soracağımızı bildiği için Allah cevabını vermiş. Min Rabbihi, Rablerinden gelen hakka. Biz Rablerimiz, Rabbimizden gelen hakka uymuyoruz. Biz insanların fikirlerinin peşine koşup duruyoruz. Felsefelerin peşine koşup duruyoruz biz. Çok yanlış yapıyoruz. Şimdi batıl nedir hocam diye sorabilirsiniz bana. Batılı deşifre edelim. Belli zaten isminden belli batıl. Batıl batan şey demek. Yok olan şey. Buharlaşıp giden şey. Yani şurada bir damla su var. Biraz sonra güneş vurdu kayboldu. Buradaydı biraz evvel buradaydı. Yok oldu gitti. Buharlaştı gitti. O yok olan şey ise hak olamaz, batıldır. Batılın temel özelliğini İsra suresinde Allah-u Teala söylüyor. Kul ca'el hakku de ya Muhammed, hak geldi ve zehekal batıl, batıl gitti. Batıl gidicidir yani, yok olucudur. Süreli olmayan şey, kalıcı olmayan şey batıldır. Anlıyor musunuz şimdi burada şimdi? Nasıl tarif ediyorsun Allah-u Teala batılı? Batılı Ra'd suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetinde de tarif etmiş. Bir ara size söylemiştim. Bu cemaat orada olmadığı için bir daha söylememde yarar var. Çok önemli çünkü. Ayet şöyle. Enzele mines semai ma'en fesalet evdiyetun bigaderiha fehtemeles seylu zebeder rabiya ve mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtigaa hilyatin aw mataa'in zabadun mithlu dhalik kadhalika yadribullahu al-haqqa wal-baathil wa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-naasa fayamkutu fil-ardh kadhalika yadribullahu al-amthal.
Uzun bir ayet. Ra'd suresinin 3. sayfasındadır bu. Ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Nasıl tarif ediyor batılı? Ders veriyor bize şimdi. Batılı anlatıyor şimdi Allah. Gökten diyor yağmur iner diyor. Vadi sel olup akar diyor Allah-u Teala. Ve o sel akarken diyor üstüne bir köpük çıkar diyor. Köpük. Ve o sel diyor akarken altta yerde bir takım alevyonlar bırakır. Kıymetli eşyalar, taşlar bırakır. Siz o kıymetli taşları ararsınız, bulursunuz o toprağın içerisinden de gerdanlık yaparsınız diyor. Altın. Ama diyor o selin üstündeki akan köpük yok olup gider diyor. Ama ötekisi feyem kötü fil er. O yerde kalır diyor. O altın gümüş olan kısmı. Siz de arar bulursunuz onu, boğazınıza takarsınız o kıymetli şey. İşte o kalan altın kısmı kalıcı olanı hak, o selin üstünde köpük olup da giden, yok olup giden de batıldır diyor Allah-u Teala. İşte sana ayetle bunun tarifi. Demek ki değerli kardeşlerim, Bayraktar Hoca'nın yazdığı kitaplar kalıcı olamaz. Beşerin yazdığı kitap kalıcı olamaz. Onu mutlaka modası geçer. Mutlaka demode olur. Ama bu kalıcıdır. Bu kalıcıdır. Hak budur işte. Çünkü Allah'tan geldi. İnsandan gelmedi. Onun için buraya dedi ki Rabbim min Rabbihim dedi. Allah'tan gelen hakikate iman eder diyor. Beşerden gelene değil. Anlıyor musunuz şimdi arkadaşlarım? Bu gönlümde ne var? Bir yersanız da bir baksanız oraya. Neler anlayatamıyorum size? Neleri sansüre vuruyorum kafamda biliyor musunuz? Daha demediğim neler var. Ah kay bana. Hazreti Ali demiş. Allah ondan razı olsun. Ha bu göğsümde neler var? Bir söylesem size. Hazreti Ali demiş. Daha o dönemde demiş onu. Onun da söylemediği şeyler varmış. Bizim de söylediğimiz şeyler var. Bizle beraber mezara gidecek. Anlaşıldı mı şimdi? Dolayısıyla batılı anlattım size. Hakkı da ben anlatmadım. Allah anlattığını. Allah Ra'd suresinde bunu çok güzel söyledi. Anlattı bunu. Hem de yağmurla anlattı. Selle anlattı bunu. Birisinin kalıcı olduğunu, birisinin yok olup gittiğini orada misalle anlattı. İşte o geri kalan var ya diyor işte Allah-u Teala diyor ki o geri kalanı eşelersiniz diyor o toprağa. Oradan diyor alırsınız altın diyor. Kıymetli eşya. İşte hakikat İnsanın boğazına takılacak altın gibi gerçek olandır. O hakikat ister yerde çamurun içinde olsun, ister boğazında olsun. O altın altındır efendim. Sen ister bu Kur'an'a inan tatbik et, ister inanma. O hakikat oradadır. O altındır. Sen isterse çamurun içinde olsun o altın, isterse boğazında olsun. Fark eden bir şey yok. Altının değerini eksilemezsin ki. İşte hakikat de böyledir. Biz istiyoruz ki, Allah'tan bu gecenin hürmetine istiyorum ki insanlar kafalarına bu Kur'an-ı Kerim'in hakikatini akıtsınlar. Bu tabi bize düşüyor. Hoca takımına düşüyor, bize düşüyor. E biz anlamamız lazım ki onu ki biz anlatalım onu size. Bak kaç sene oldu daha 400 yapamadık, 400. Kaç sene oldu. Devam ediyor Allah-u Teala. Başka bir konuya giriyor şimdi, savaş konusuna girdi burada. Şimdi niye bunları anlattı? Çünkü inanan bir orduyla inanmayan bir ordunun birbiriyle çatışması, siyaseti, ilişkilerine ışık tutacak. Onun için yukarıda önce imanın ki ne olduğunu anlattı, Müslümanın kim olduğunu anlattı, kafirin kim olduğunu anlattı. Sonra bu ayeti kerimeyi getirdi. Biraz uzun bir ayet. فَاِذَا لَغِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Siz kafirlerle karşılaştığınız zaman legiye karşı karşıya gelmek böyle, yüz yüze gelmek. Legiye, Arapça. Kafirlerle karşı karşıya geldiğin zaman da fedar ber rigab. Onların boynunu vurun. Diyor Allah-u Teala. Her kafirin boynu vurulur mu? Ya Rabbi diye sorsak, bütün Kur'an-ı Kerim bir araya getirsek ve bütün alimlerin izahını da gözden geçirsek, ki ben geçirdim. Şöyle diyorlar. İslam'a karşı çıkmayan,
sana saldırmayan kafire bir şey diyemezsin. İnanç değişikliğinden dolayı bir insanı öldüremezsin. Ancak senin hayatına kıyıyorsa bir insan, eğer o kafirse, o zaman sen onunla mücadele vereceksin. İşte bu ayetin bu kısmı bunu kastediyor bütün alimler. Şimdi bütün alimlerin fetvasını verdim size yani. Onlar böyle yorumlamışlar, doğru. Neye göre doğru dedim oraya ben şimdi? Kimsin sen? Ha, diğer ayetlere göre. Onlar da kafadan sıkmamışlar. Onlar da Kur'an-ı Kerim diğer ayetlerini bir araya getirerek bu fetvayı vermişler. Demişler ki, öyle her kafirle karşılaştığın zaman da kafasını vuracak değilsin. Ha, sana düşmanca saldırıyorsa, senin hayatına kıyıyorsa, sen o zaman feder berga, boynunu vur. Hatta ida etkantumuhum, siz onları tesirsiz hale getirdiğiniz zaman, tesirsiz hale getirdiğiniz zaman, feşuddul vefaka, ipi sıkı bağlayın. E madem öldürecektik onu, öldürdüğüm adamı tesis hale nasıl getirmen? Ölmüş bitmiş de daha ne olacak daha? Daha buna problem kalmadı ki. Anlıyor musunuz? Ha, feşuddül vefaka, iyice onları disipline edin diyor Allah-u Teala. Bağlayın diyor. Yani onları esir olarak alın demek istiyor. Feimma mennem ba'du ve imma fidaen. İster onları serbest bırakırsınız, ister onlardan fidye alırsınız. Fidye alarak serbest bırakırsınız. Fidye para demek. İster para alarak bırakırsınız onları, isterse kendinizi hür bırakırsınız onları. O size ait bir iş diyor Allah-u Teala. Sana saldıran insana nasıl muamele yapacağını anlatıyor Allah-u Teala. Hatta talal harbu evzaraha. Ta ki savaştan kalan ganimetleri, savaştan kalan eşyaları alana kadar. Siz o eşyaları alana kadar onları disipline edin. Eşyaları aldıktan sonra da isterseniz onları parasız serbest bırakırsınız, isterseniz paralı serbest bırakırsınız. O size ait bir iş diyor Allah-u Teala. وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَسَرَ مِنْهُ. Bak şimdi önemli yerlere geliyoruz. Eğer Allah dileseydi, onlardan öcünü alırdı Allah. Yani size karşı saldırmakla, Allah'ın dinine saldırdıkları için bu adamlardan, ben dileseydim siz savaşmadan, bak, siz savaşmadan ben öcümü alırdım onlardan. Allah diyor bak şimdi. Size hiç iş bırakmazdım. Bak şimdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْلَكُمْ بِبَعْلِ. Fakat ben niçin sizi karşı karşıya bıraktım, savaştınız? Sebebi birinizi birinizle imtihan ediyorum diyor Allah-u Teala. Biri birinizi imtihan ediyorum. Bak. Savaş bir imtihanmış. Ayet-i Kerime'yi görüyor musun? Ben istesem diyor Allah-u Teala, ben hiç kimseyi müdahale ettirmeden o kafirin işini bitiririm. Hiç. Ama ben sizi birbirinizden imtihan ediyorum. Bak şimdi. Bu konu ezan mı okunuyor? Aman ha. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Benim yolumda savaşan veya öldürülen insan, فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ. Elbette ki onun bu şehitliğini sıfıra çıkarmayacağım diyor Allah-u Teala. Elbette ki onun o ameli, benim uğrumda mücadelesi elbette ki değerlendirilecektir diyor Allah-u Teala. Şimdi ayet-i kerimede o gidiyor ezana. Efendim. Tatar Ağa Camisi'ni modern cami yaptık yani. Şimdi buradaki şeyi anlatayım da değerli arkadaşlarım. Allah-u Teala bu dünyayı bir imtihan dünyası haline getirmiş.
Bu imtihanın birkaç tane sorusu var. Bu soruların bir tanesi, savaştır. Allah'ın uğruna mücadele eden var mı yok mu? Bunun için bir imtihandır. İkinci soru nedir biliyor musunuz? İkinci soru emanettir. Nedir o? Nedir o emanet? Hanımın sana emanettir. Çocuğun sana emanettir. Devletin sana verdiği görev emanettir. Bu görevi yerine getiriyor musun, getirmiyor musun diye imtihan ediyor seni Allah. İkinci büyük soru bu yani. Böyle büyük soru. Öyle en büyük imtihan bu ya. Şimdi burada dikkatinizi çekerim. Allah-u Teala iki ayette buradaki imtihanı anlatırken iki ayet bana işaret verir. Birisi 2. cüzde, birisi 17. cüzde. 2. cüzdekini size söyleyeyim. 2. cüzün son sayfasında. Allah-u Teala diyor ki bak şimdi burada. Aha burada. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Eğer diyor Allah-u Teala, ben kötü insanların yıkıcılığını, zulmünü, tahribatını iyi insanlarla engellemeseydim, yeryüzünde fesat çıkardı. Ayet. Ben demiyorum. Demek ki Allah-u Teala saldırgan insanları, tahrip eden insanları, insanlığa zarar veren insanları, zulüm eden adamları, kötünün peşine koşan adamları, insanlığa tahribat yapan adamları diyor Allah-u Teala, iyi insanlarla önlüyorum. İşte bu önleme en büyük imtihan sorusuna cevaptır. Burada. Demek ki iyi bize emanettir. İyiyi savunmak mecburiyetindeyiz. İyinin peşine gitmek mecburiyetindeyiz. En büyük imtihan. Bakın şimdi 17. cüzde ne diyor? 17. cüzün sonunda 5. sayfasının 2. ayeti. Aha bak tak buldum onu. Bak ne diyor şimdi? Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hakkın. Haksız yere memleketlerinden çıkartılanlar, peygamberimiz gibi, Hazreti Yusuf gibi filan memleketinden haksız yere çıkartılanlar, illa en yekulu rabbunallah, o insanlar Rabbimiz Allah dediği için memleketlerinden çıkarıyorlar diyor Allah-u Teala. Bak, kötü Allah'a imana tahammül edemiyor. Allah'a iman edeni o memleketten çıkartmak istiyor. Gene nokta nokta diyorum. Neler var bunun altında? Hiç söyleyemiyorum. Zavallı bayraklar konuşamıyor. Devam ediyor. Ve levla def'ullahin nase ba'lahum bi ba'lin. Eğer Allah-u Teala sizin kötülerinizi iyilerle müdafaa etmeseydi, engellemeseydi, yeryüzünde lehuddimet savami'u ve biya'un ve selevatun ve mesacidü yüzkeru fiyasmullahi ketira. Yeryüzünde ne bir kilise, ne bir havra, ne bir cami, ne bir zaviye bulamazdınız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala kilisenin yıkılmasını bile istemiyor. İşte en büyük emanet bize ibadet hanelerimizdir arkadaşlar. Anladınız mı? Bak ayetler neler diyor, neler. Ama bu ayette dedim bana ki niye bizi söylemiyorsun? Demek ki Allah-u Teala bu dünyada bizi imtihan ediyor. Kötü insanların kötülüğünü ortadan kaldırmak, iyiyi geliştirmek için bizi imtihan ediyor. Onun için savaşı burada koydu. Allah-u Teala iyinin peşinde olan,